Sevgili Başak burçları, Ay burcu Başak ve yükselen Başak olan arkadaşlarım, hepinize şifalı ve verimli bir hafta diliyorum. 19 ve 25 Nisan dönemi sizleri neler bekliyor? Tek tek açıklamaya çalışacağım. Şimdi Nisan suresi 122. ayette diyor ki, iman edip de iyi işler yapan kimselere gelince yarın onları altlarından ırmaklar akan cennete sokacağız. Orada ebedi olarak kalacaklardır. Bu Allah'ın gerçek vaadidir. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir diyor arkadaşlar. Evet. Bir takım insanlarla araya mesafe koymuşsun. Çok da iyi etmişsin. Bazı günahkar insanların arasında olduğunu gösterdi. Ya da ayıp nedir bilmeyen, sürekli şeytanın yolundan giden, gıybet edenler etrafında var. Bunlarla yolunu ayırmışsın. Aşikar ve apaçık onlarla olamayacağını söylemişsin. Ya da onlarla bir sonlanmaya gelmişsin. Bu da çok iyi olmuş sevgili arkadaşım. Gerek duygusal bazda, gerek sosyal bazda bir mantığını kullanmışsın, aklını kullanmışsın ve senle değilim veya sizinle olamayacağım demişsin. Bu da çok iyi olmuş. Aslında akıcı bir haftadasın. Gayet güzel. Bazı karışıklıklar olabilir ama hızla akan bir haftadasın. Bu hafta neler olacak? Bir kere bu hafta zamanı yetiştirmekte zorluk çekeceksin. Ama eninde sonunda gönlün ferahlayacak, güzel bir haber duyacağını, gönlüne göre bir işin olacağını söyleyebilirim arkadaşım. Aslan burçlarıyla bazı sorunlar yaşayabilirsin. Ama geçtiğimiz haftalarda bu sorunu çözmüştün. Yani geçen hafta sorunlarını çözemeyenler bu hafta aslan partnerin varsa ya da aslan burcu arkadaşların varsa sorunları çözmeye başlıyorsunuz. Bir kabuk kırılacak arkadaşlar. Yani bir bulunduğun yerden gidebilirsin, farklı insanlarla konuşabilirsin. Bir kabuğunu kıracağını, yeni bir çevreye gireceğini görüyorum. Bir zorda kaldığın olay var. Hayırlısıyla bunu da çözüyorsun. Evet. Sana sıkıntı veren, üzüntü veren iki insandan kurtulacağını görüyorum. Nihayetinde onlar sana yüklenmiş, gam keder vermişler. Hayırlısıyla onlardan kurtuluyorsun. Bir hastalığın iyileşiyor. Şimdi kalp gözünün açılıyor arkadaşlar. Kalp gözün açılıyor. Cana yakın iki arkadaşla bir yere gidiyorsun. Türbe gibi bir yer mi? Ya da yaşlı bir insanın bayram kutlaması mı? Bir hayır duası alıyorsun büyüklerden. Seviniyorsun. Şimdi senin gözünü boyamaya çalışmışlar ama kalp gözün açıkmış, onlara onlarla yanlış bir şey yapmamışsın. Sevgili Başak Burcu arkadaşım, çok senin gözünü boyamaya çalışan birisi ya da birileri var ama hiç aldanmamışsın. Dediğim gibi keşif gözün açık olduğu için, kalp gözün açık olduğu için onlarla yüzleşme yaşayacaksın. Biraz kalbin kırılabilir ama eninde sonunda sen kazanacaksın. 3 hafta içerisinde bir tartışma yaşayabilirsin ya da bir mesafe koyma, bir ayrılma ama olsun, bunun da olması gerekiyordu. Biraz kendini geriye çektiğinde her şeyin düzeldiğini göreceksin. Telepatik manada çok güçlüsün. Kim ne diyor, ne yapıyor, hepsini kafana koymuşsun, hepsini tek tek çözüyorsun, başarılı oluyorsun.
sevgili arkadaşım, sıkıntılı, üzüntülü süreçleri atlatacağını görüyorum. Kötülüğü bir yana bırakacaksın. Kendini nasıl diyeyim, kötü insanlarla arana mesafe koyduğunu, sıkıntılı süreçleri atlatacağını görüyorum. Şimdi bazı sağlık sorunlarını çözüyorsun ama neden bir şikayetin var? İçinde bir daralma var ya, yani bazen ondan şikayet ediyorsun. Bir hafif anksiyete durumu, yani kötü bir şey olacakmış hissi gibi bir şeyler. Onu atlatacağını görüyorum. İki tane yolun var, açılmış gidiyorsun. Hayatına ışık gireceğini gösteriyor. Bir güzellikle ilgili değişim veya fiziksel görünümünde bir değişiklik yapacaksın. O da çok iyi gelecek. Şüphelerden kurtulacağını, üzüntülerden kurtulacağını görüyorum sevgili arkadaşım. Evet. Anne babayla ilgili bir sorunlar çıkabilir Başak Burçları. Aileden bir hastalıkları olabilir. Onlarla uğraşacaksın. Ama geçecek yani, onlarla biraz fazla ilgilenebilirsin. Bir sırrı öğrenmeyi başaracaksın. Yaşantına yeniden yön vereceğini görüyorum. Eğlenceli iki toplantın var. Düğün gibi, doğum günü gibi oralara gidiyorsun. Hayırlısıyla moralin biraz yükseliyor. Düşük yıldızım diyebilirsin. Ya da bir yani yıldız yükseltmeyle ilgili bir takım ritüeller yapabilirsin. O da sana çok iyi gelecek arkadaşlar. Evet. Bir arkadaşına yardımcı oluyorsun. Bir rahatlatma var. Birilerinde rahatlatma var. Birilerini rahatlatıyorsun. Evet. Gönlü çöle dönmüş, umutsuzlukla yalpalayan birisi. Adeta hayatı kararmış gibi onu kurtarıyorsun sıkıntılı süreçten, gönlünü alıyorsun. Bir nazar enerjisi var, üzerlik otu ya da defne yaprağı tüsüsü yapabilirsin. O da çok iyi gelecek arkadaşım. Zikir olarak yafettah zikrini veriyorum. Tekrar sayısı 489'dur. Hem iyilik kapılarının açılması için, hem de bir hastalıktan iyileşmeniz için, hem de sıkıntılı iki sürecin bitmesi için fetah zikrini 489 kere çekin lütfen. Çözemediğiniz iki problem çözülecek fetah zikrini çektiğinizde, hem de hastalıklardan kurtuluşunuz mümkün olacak. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Bütün zorluklarınız kolay olsun inşallah. Allah yar ve yardımcınız olsun. Ne diyelim? Bayramınız kutlu olsun. Hoşça kalın, dostça kalın efendim.